tüm panjurlar kapalı, önce onları açmamız lazım. Normalde şuradaki pencerenin, panjurunun bir tanesi bozuk. Onu yaptıracak da ev sahibi. Hatta bugün gelebilirse gelecek. Onunla biraz vakit harcayacağız. Ama şuradaki de açılmıyor şu an. Zaten birazcık tekliyordu çekerken, hafif bir zorluyordu ama şu an hiç açamadım. Kopacak diye de korktum açıkçası, o yüzden dokunmadım. Perdelerimi sipariş ettim. Tülümü de sipariş ettim. Gelecekler büyük ihtimalle 2 gün sonra evde olacaklar. Ama o sırada benim evde kalmam gerektiği için ve tek pencereleri kapatabileceğim oda salon olduğu için, panjurları olduğu için onları kapatabiliyorum. Yatağımı buraya taşımaya karar verdim ve burada yattım dün gece. Yapacak bir şey yok. Gelene kadar bu şekilde idare edeceğim perdelerim. Bir de ben perde almaktan ne anlarım arkadaşlar? Bilmiyorum. Perde dediğim güneşlik ve tül. İnternetten sipariş verdim. Bir de ölçülerini kendim ayarlamam gerekiyordu. Umarım doğru ayarlamışımdır ve umarım güzel bir şey seçmişimdir. Hiç bilmiyorum çünkü nasıl bir şey seçtiğimi ya da nasıl duracağını. Gelince göreceğiz. Umarım güzel olur. Onlara beraber takarız zaten. Şimdi kahvaltı yapalım ama evde çok bir şey yok. Neler var bir bakayım. Career had overtaken her own, so she hadn't spoken honestly. It was too late. Just then, he up to her. She said, out of the cafe, without a care. Kazu started entering the money into the cash register. The woman in the dress gave a slight smile as she quietly closed the book. I hadn't been in the cafe right from the beginning. The cafe at the beginning of the show. This was a long wait, about 40. She smiled. Her round, sparkling eyes showed how low. Cha-ching! The cash drawer opened with a jolt. And Kay pulled out the change. Ben daha eve market alışverişi yapmadım. Sadece Kütahya'dan getirdiklerim, işte annemin şunu da valizine koy, bunu da valizine koy diye diye bana verdiği bakliyat tarzında şeyler var sadece yanımda. Sabah ne yiyeceğim diye düşünüyordum. Dün muz almıştım. Yulaf da alsaydım keşke. Yulaf aklıma gelmedi ama chia'mız var. Chia ile puding tarzında bir şey yapalım. Muzlu, sütlü. Başka da bir şeyimiz yok galiba. Bir de birazdan Damla gelecek. Birazdan dediğim birkaç saate gelir herhalde. Ben de o sırada evdeki yapmadığım işleri yapacağım. Belki de ev sahibi gelir o zamana kadar. Ben tam kahvaltımı hazırlarken ev sahibi geldi. Bir süredir klozeti yapmaya çalışıyor ama klozette bir sorun var ve olmuyor. Bir tane parçasının bozuk olduğuna karar verdi klozetin ve onu almaya gitti. Gelince yapmaya çalışacak tekrardan. Şimdi gelmek üzeredir diye düşünüyorum çünkü bir süredir yok. Ben kahvaltı yapamadım hala. Şimdi az önce getirden simit de söyledim çünkü sadece chia ile doyamayacağım. Saat 2 oldu. 2 geçti belki de. Dondurmada indirim vardı. Dondurma aldım. Bir de simit aldım. Şimdi hemen simide gömüleceğim arkadaşlar. Bir süredir çiğ yiyorum ama çok açım. Ev sahibi gitti. Bir süredir klozetle uğraşıyor. Gerçekten 2-2,5 saat falan oldu. Git gel de yapıyordu ama. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Hani bu. Bir saniye. Siz de duyun diye sifonu çektim. Sifonu çektikten ve sifonu bittikten sonra dışarı bir ses yayılıyor. Ve şimdi duyacaksınız zaten bu sesi. Birazdan geliyor. Geliyor. Evde hayalet varmış gibi ses çıkıyor. Ben geceleri nasıl fon çekeceğim? Ben bile korkarım. Neyse, bunu ne yapacağımı çok anlamadım bu konuyu. Bu kadar oldu diyerek gitti çünkü ev sahibi. Şimdi Damla gelmeden önce birkaç durağı kalmış. Aldım, bazı kargolar gelmişti. Onları açalım beraber hızlıca. Sonra Damla'ya kahve yapmamız lazım.
Ben kavga açma videolarını çok seviyorum. Normalde mutfağa aldığım her şeyi tek bir videoda açıp size gösterecektim. Ama maalesef öyle olmuyor. Çünkü benim bunları açıp kullanmam lazım. Hepsinde aynı anda ne alacağımı bulamadım. Hepsine sipariş veremedim. O yüzden tek bir video yapmayacağım. Ama böyle vloglar içerisinde sizinle hepsini birer birer açarız. Burada yağdanlık ve bulaşık deterjanları sabunlu var. Kırık gelmişti diye çok korkuyordum çünkü süresi doldu büyük ihtimalle iade süresi. Bakın. Ben böyle yağdanlıktır işte bulaşık deterjanı koymak için bir şişedir bu tarz şeyleri güzel estetik duran bir şeyler almak istiyorum ki çünkü hep mutfakta tezgahın üzerinde duracak ve onların kötü görünmesini istemiyorum. Bu yüzden böyle çok tatlı yağdanlıklar aldım. Kullanışlı mı bilmiyorum, umarım kullanışlıdır. Bu sabunluk. Bu da bulaşık deterjanı için. Bunun rengi kahverengiymiş ama. Bu şekilde ben bunların linklerini aşağıya bırakacağım ama daha çok bu tarz şeyleri Instagram'da paylaşıyorum. Aldığım diğer şeyleri de koleksiyonlarımda paylaşıyorum. Eğer onlara bakmak isterseniz Instagram'ı bırakıyorum buraya, takip edebilirsiniz. Burada ne var hiç bilmiyorum. Sihirli buz kalıbı yazıyor ama sihirli buz kalıbı almadığıma yemin edebilirim. Şöyle bir yağdanlık aldım. Bunun içine yağı koyuyorsunuz. Üzerinde de şöyle bir pompalı fırçası var. Hani tavaya dökerken yağı genelde çok fazla yağ dökülüyor ya. Bununla direkt böyle üzerine sürüyorsunuz ve daha az, daha fazla bir şekilde yemeğinizi yapmış oluyorsunuz. Yani kullanmadım ama her yerde öyle gördüm. Deneriz beraber. Kırmazsak eğer bunda. Bu da kaşıklık ve hatta tencere kapağı da konuluyor. Hani yemek yaparken ocağın yanında şöyle durur ve kirli kaşıkları koyarsınız. Daha kaşık ocağı hiçbir yer bulamazsınız bir türlü. Bu da onun için aldım. Süpürge almadığım için kaç gündür birkaç kere Hilal'in süpürgesini sürekli onun evinden benim evime taşıyıp durmuştuk ve özellikle taşıması zor oluyordu. Bayağı da büyükmüş. Şimdi çalışıyorum diye konuşuyorum. Böyle evde sağlıklarım. Bilerek çoklu aldım ki hem hepsi aynı olsun hem de direkt işimi görsün. Ya ben hala elbise dolabımı almadım bu arada arkadaşlar. Ben nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun mesela otellerde, Airbnb'lerde ya da işte ilk taşındığımız evlerde kalırken, ilk kez kalırken hep tanımadığım bir yer olduğu için, bilmediğim bir yer olduğu için geceleri yatarken korkuyorum arkadaşlar. Ve aynı şey bugün de oldu. Çünkü ilk defa kalıyorum ve tek başımayım. Alışınca böyle bir problem olmaz diye düşünüyorum. Çünkü alıştıktan sonra niye olsun? Ama gözüme uyku girmiyor. Dün de aynı şey oldu. Bir de tüm panjurları indiriyorum ya perde olmadığı için. İçerisi zifiri karanlık oluyor. O yüzden birazcık daha benim için korkunç oluyor ama ne kadar çok çocuk sesleri geliyor. Annemler gelecek 2 gün sonra, salı günü. Ve beraber Halsey konserine gideceğiz. Canım bir şey istiyorsa al. Hadi böyle. 2 gün sonra annemler gelecek. Biletlerini de aldılar. Ben birazcık şu an her şeyi anlamsız bulduğum hala bir dönemde olduğum için çünkü çok seviniyorum gelecekler diye. Çünkü arkadaşlar birazcık garip hissediyorum kendimi. Biraz anlamsız hissediyorum. Diyorum ki ne yapıyorum ben burada? Aynı şey Hilal'e ilk gittiğimde de olmuştu. Ben Hilal'e geçeli 3 ay olmuş arkadaşlar. 3. Ve o kadar saçma geçen bir 3 aydı ki. Onlar gelince en azından kendimi biraz daha iyi hissederim. Çünkü şu an evde tek başıma olduğum için bir 10 gündür falan aslında benim burada gelip kalmam gerekiyordu tek başıma. Ama hep erteledim annemlerin gelmesine yakın geleyim diye. Çünkü biraz alışayım, beraber olalım, onlarla birlikte alışayım diye. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben hayata olan inancımı yitirdim de. Mutlu musunuz mesela? Hadi kahve yapalım. Same old fall. Angels in my head saying, walk it off. Devils telling me that there's nothing wrong.
zamanlarıydı. Migros'a gidip şu donuk pizzalardan aldık. Aslında pişirecektik. Pişiriyorlar normalde ama fırın bozuk diye büyük ihtimalle bizi kandırdılar ve pişirmediler. O yüzden eve getirdik. Bayağı da eridiler. Çünkü biz yine Hilal'e uğrayıp Hilal'den eşya taşıdık buraya. Yine bayağı uzun sürdü. Bir de ben fırını daha silmediğimi fark ettim. Şu an hemen onu silmemiz lazım. Ve çok açız. Hemen yemek yiyeceğiz. Ama fırını sileceğiz önce. Bu arada bunu gerçekten çekiyor musun mesela? Evet. Hazır pizza pişirmemizi. Evet. Vlog bu. Damlacığım biraz zorlanıyorsun gibi geldi keserken. Yok. Evde olan tek bıçak bu olduğu için arkadaşlar. Girmiyor bile. Diğerini alabilirsin. Damla gitti, yine tek başıma kaldım. Şunu fark ettim, şu masayı nasıl aldığımı size anlatmadım. Bakın kocaman bir masam var burada. Tam da bu boylarda bir tane masa istiyordum ben zaten, boyunu da bilerek seçtim ama masalar o kadar pahalı ki, yani masaların pahalı olmasının yanında sandalyeler de aşırı pahalı. Ben bu yüzden evdeki her şeyi ikinci el almaya çalışıyorum ki hem ikinci el daha ucuz hem de yeni yeni şeylere o kadar çok para vermemiş olurum diye düşünüyorum. Böylesi beni çok mutlu ediyor. Gerçekten yavaş yavaş odada, evde, salonda tamamlanmaya başlayınca çok mutlu oluyorum. Bir de uygun fiyata yaptığım için çok daha mutlu oluyorum. Bunu da Letgo'dan buldum ve bulduğum gibi işte iletişime geçtim zaten Letgo'daki satan kişiyle. Bence çok güzel. Kocaman bembeyaz. Beyaz istiyordum zaten. 6 tane de sandalyem var. Şimdi paketlemem gereken 3 tane ürün var. Onları paketleyeceğim. Eve yarın kargo çağırmam gerekiyor. Onları almaları gerekiyor. Çünkü bayram girecek araya. Bayram 30 Ağustos. Eğer o araya girerse biraz uzayacak. Bir de annemler geleceği için normalde evde olmayacağız. Ve evde olduğumuz bir zaman kargoyu çağırmam gerektiği için ve bunların da gönderilme zamanı geldiği için şimdi onları tamamlamam ve paketlemem gerekiyor. Onu da halledelim. Yatağımı da tekrardan kurdum buraya. Büyük ihtimalle yarın perdelerim gelecek. Burada yatmaya son. Ya da belki hep burada yatmaya da devam edebilirim odaya dolap alana kadar. Çünkü oda biraz boş olduğu için hoşlanmıyorum boş olmasından. Burası dolu olduğu için stüdyo ev gibime geliyor şu an. Peki sen de mi en bebedaldın?